Sivas maçı zorlu deplasmanla başlıyor Beşiktaş. Orada bu hazırlık maçlarında deneme, yanılma yöntemi evet tabii yapılacak ama Sivas maçında da puanlar alınması gerekiyor. Puan değil, puanlar. Yani galibiyet alınması gerekiyor. Ve Abdullah Avcı Hoca aynı kafasındaki ideal oyundan hiç taviz vermezse, sakatlıkların çok önemli eksiklerinin de etkisiyle Beşiktaş zorlanabilir. İstediği oyunu hiç oynayamayabilir ve ortaya iyi bir sonuç çıkmayabilir. Ya bu da bir senaryo. Özellikle şimdi Ruiz de yeni geldi. Şimdi stoperde önemli olan uyumdur. Ve birden Sivas deplasmanına gidecek. Tamam, yaz günü gidecek, kıştan farklı ama yine rakım farkı, takıma yani yükseklik farkı, rakımdan kastım o. Oyuncunun nefes alması, damarının genişliği bile değişiyor ya, kan akışı bile değişiyor o rakımda, o da bir gerçek. Yani şunu söylemek istiyorum, Abdullah Avcı Hoca'nın şöyle bir aylığına, ikinci bir krizde tabii halen işte yardımcısı Orhan Ak'la ilgili olan tartışmalar. Yani Sivas deplasmanında beklenen bir sonuç alınamazsa ilk iç saha maçında bu sorunlar daha da büyüyebilir ve daha da kötü sonuçlar. Böyle olmasını hiç istemem ama olabilir. Bu tehlikeye de dikkat çekmek zorundayım. Yani Lucescu'nun yaptığı gibi bu hazırlık biraz daha pragmatist ders çıkarıp lazım. Daha pragmatist, farklı bir plan devreye sokulursa Abdullah Avcı tarafından üst üste iki tane iç saha maçı var. Tam tersine bu sefer de iyi neticeler hem Abdullah Avcı'nın elini güçlendirebilir, yeni sistemi oturtması için daha fazla zaman ve kredi kazandırabilir. Hem de onlar büyük maç planı zaten ya. O geriden sabırla oyun kurulan. Yani Başakşehir'in Galatasaray'ı, Beşiktaş'ı, Fenerbahçe'yi yendiği maçların planı o. Katılıyorum bütün söylediklerine. Böyle bir tehlikenin olduğunu ben de düşünüyorum. Ama Abdullah Hoca'nın taviz vereceğini çok düşünmüyorum. Şöyle söyleyeyim. Hazırlık maçları süreceğini, hazırlık maçı, 4 hazırlık maçına gol atamamak kağıtsa çok kötü gözüküyor ama bence tolere edilebilir bir şey. Çünkü eğer bu yolda ilerleyeceksen, yani Abdullah Hoca bunu yapacak gibi gözüküyor. Yani ben Manchester City gibi topla çıkacağım abi. Yani benim kalecim de dahil olmak üzere. Ben ayağa çıkacağım. Ama Caruso o kadar çalıştırdı. Oğuzhan'ı da geriye çekeceğim. Geçirdi. Hani bak birinciden başlayalım, gerçekçi olsun. Caruso gerçekten ayakları geliştirmesi gereken bir oyuncu. Yazın çok çalıştırdı buna. Caruso dedi ki ben bu oyuna işte adapte oldum. Çok çalıştırdı hoca. İyi oldu. Liverpool'da oynuyordum biz ama Caruso sakatlandı. Şimdi genç Utku'dan bunu bekliyor musun bu ayakta çıkma performansını? Yok Utku. Tabii ki olmaz. Victor Ruiz bu açıdan çok kritik oldu. Mesela Martins, mesela pazara çık, yani 5 tane yöneticiye sor, pazar dediğim şey, ya da 5 tane taraftara sor, transfer piyasasına, ya da diyelim ki 5 tane Avrupa futboluna hakim anlayan isme soralım, ya yani Bruno Martins Indy mi istersiniz, Victor Ruiz mi istersiniz, yani üçü Indy ister ama Beşiktaş için Ruiz istemesi lazım. Yani daha Indy'nin bilinir oyuncu olması, biraz daha atletik olarak daha ön planda olması daha hızlı, daha güçlü. Beşiktaş'a daha uygun olduğu anlamına gelmez abi. Bence hakikaten uyumlu bir parça buldu. Ha, Vitor Hugo aynı kategoride daha bir iyi bir oyuncu muydu? Bence daha iyi oyuncuydu. Ama Beşiktaş'ın en azından o boşluk puzzle parçasına uyuyor. A kalite olmayabilir ama bu problem değil. Bence o parçayı bulmak, geriden top çıkarmak için çok kritik. Benim en çok üzüldüğüm şey, nokta hani şu transfer olmadı, bu transfer olmadı değil. Adriano gitmesi abi. Adriano kalsaydı kesinlikle Vito, Abdullah Avcı'nın bak, en Ruiz çok kalmasını istediği oyuncuydu. Bak Ruiz'le birlikte bak çok rahat topla çıkacaktı Beşiktaş. Oğuzhan'ı da geriye çektiği zaman Oğuzhan'ı bence yeni bir İrfan Can Kahveci yapmak istiyor. Bu şey anlamda söylemiyorum. Oğuzhan daha üst düzey bir yetenek bence İrfan Can'dan. Ama benzer sürece sokup artık tamamen oraya adapte olmuş, oradan pasla çıkabilecek ve o bölgenin oyuncusunun olduğunu kabullenmiş bir Oğuzhan'a yönlendirmek istiyor. Bunun içinde bir süreç lazım. Ben Abdullah Hoca ile konuşma, sohbet etme şey demişti bana. İrfan Can'ı sorduğumda işte Avrupa'dan talipleri var hocam falan demiştim. Çünkü bana İspanyol bir basın mensubu sormuştu. Yani böyle bir haber çıktı burada, doğru mu, nasıl oyuncu falan diye. Spor ödül töreninde rastladık. Hocayla da bir 5-10 dakika sohbet ettik. Ben de İrfan Can'a sordum. Hocam talip çok, İspanya'dan sordular bana falan dedi. Dedi ki eğer İrfan Can dedi Beşiktaş'a, Galatasaray'a, Fenerbahçe'ye gitseydi bize gelmeyip şu an Gençler Birliği'nde dönmüştü, birincilikte oynuyordu dedi. Ama hocam şimdi siz Beşiktaşlısınız ve İrfan Can gibi bir dönüşüm gerçekleştirmek istiyorsunuz. Acaba bu süreye sahip olacak mı? Oğuzhan Hoca sahip olacak mı? Ben merak ettiğim konu bu. Yani
bu kadar idealist gitmek, ben saygı duyuyorum. Gitmek istiyorsa da gitsin. Ama senin dediğin tehlikeyi ben de görüyorum. Ama ben değiştirsin diyemem. Hani başka bir şey yapsın, şunu ya yapsın, bunu yapsın diyemem. Demiyorum. Ben futbol yorumcusu olarak bir tespit ama etmek zorundayım. Bakalım dilerim, ne olacak yani. Benim korktuğum gibi olmaz yani. O da ayrı bir şey. Şey söyleyeceğim Abdullah Hoca ile ilgili. Şimdi en çok şundan işte yanarım. Abdullah Avcı gelirken onu en fazla motive eden şey, Başakşehir'de belki daha fazla zaman tanındı falan ama Beşiktaş görev çok daha heyecan verici. Beşiktaş'ın büyüklüğünden, taraftar etkisinden dolayı Başakşehir'le karşılaştırınca ve o taraftara şöyle anlatmıştı zamanında. Bu Cengiz Ünder'in Başakşehir'de oynadığı sezon. İşte Başakşehir, Cengiz çok güzel gol attı. 2-0 öne geçti. 2-2 oldu ya maç. Beşiktaş sezon sonu şampiyon oldu. Hatta Başakşehir'le çekişti. İkinci yarıda da 3-0 yendi Başakşehir Beşiktaş. O sezon Vodafone'la oynanan maçta Ali dedi, senin ne demek istediğin daha iyi anladım. Nedir hocam dedim. Son dakikalarda sanki 40 bin kişi sahaya indi ve biz işte 40 bin 11 kişiye karşı kaleyi savunmaya çalıştık. Taraftar etkisi öyle bir şey. Daha net hissediliyor. Şimdi onu kendi çalıştığı takımın öyle taraftarı olsun istiyor insan. Ama o taraftar yönetimle olan sürekli bir anlamsız, yani anlamsız derken yönetim niye bunu bu şekilde uzatıyor ben anlamış değilim. Yani biraz dinle, empati kur. Geç git. Ya önemli değil, bu kadar takılma. Şimdi mesela tabii ki Beşiktaş Benfica maçında maçı 3-0'dan 3-3'e getirirken tabii ki Şenol Güneş'in taktiksel dokunuşu çok önemliydi. Cenk Tosun kanattan oradan girdi, buraya geçti falan. Bunların hepsi çok önemli. Ama abi maçı çeviren %51 oranda taraftardı yani. Taraftarı inandırmazsan, taraftar sana enerjini göndermezse, şarkısı var, ateşini yolla bana. Geçen bir yerde çalıyor. Bir yere gittik. Bir yere gittik. Böyle oturuyoruz ailece. Ya ben de pek hani şeyle aram yok ya, Türkçe pop müzik falan. Evet, oturuyoruz, dinliyoruz. Kimse değiştir falan demiyor. Çocukken ama Hakan Peker aslında. Zafer Peker bir de kardeşi vardı. Neyse. Hatırlar mısın bilmiyorum. Bir ama şarkı, acayip bir şarkısı vardı. Maça sebep Hakan Peker'i seviyoruz. Maç müziğine sebep. Ben gelince çocuk birden o çalan şarkıyı tamamlamadan dınık bir şeye bastı. MP3'den çalıyor herhalde. Ateşini yolla bana baş. Kızım dedi ki baba maça mı geldik ya? Çok uçaydı yani. Ya oradan. Şimdi bak o ateşini yolla bana hissini yaşama şansını verelim Abdullah Avcı'ya. Yani iki tarafta, taraftar da yönetimde, ya bir mesela yönetim, tabii sen daha hani yönetimsin, başkansın. Sen bir elini uzat, gerisi gelir ya. Yani bu herkesle empati kurup, herkese pırlanta deyip, bir kısım taraftar falan diye yapmayalım bunu ya. Çünkü hakikaten huzur dolu bir sezon, huzur ortamı istiyorsanız, işte Abdullah Avcı'nın hiç alışık olmadığı şey bunlar. Tabii taraftar çok önemli bir katkı ama bir yandan da işler kötü gidince taraftar çok büyük bir baskı. Ya yönetimin hataları Abdullah Avcı'nın geleceğini belirlemesin istiyorum ben, anladın mı? Hı hı. O dediğin konularda ben de yani onu direkt Abdullah Hoca'ya bırakıyorum, saygı duyuyorum. Yani bence daha pragmatik davransa bir süreliğine daha fazla zaman kazanır ama yani onun da A planı, B planı, C planı öyleyse saygı duyuyoruz. Bu sakatlıklar da ayrıca şununla da ilintili olabilir. Sarper Çetinkaya 5 yaşın doktoru dedi ki bence doktor değişikliğiyle alakalı değil dedi. Sarper Hoca benden çok daha iyi. Benim yerime bir şey olsa Sarper Çetinkaya'ya giderim. Hocam dizim zaten diyorum. Doktor değişikliğine nasıl olur? Doktor sakatlıktan sonra devreye giren bir şey. Hayır bir şey söyleyeceğim. Sakatlayan biri diyor ki dur şunu vurayım da bir ameliyat edelim. Bir de şey değil ki yani doktorlar cisimden. Bu ne abi? Doktorlar cisimden kişiler gelmiyor ki, sadece doktor geliyor yani, anladın mı? Yani. Bir ara ama doktorlar cisindeki kişiler bence Beşiktaş doktoruydu. Valla bir ara 15 sakat falan var. Doktorlar dizisi izliyor muydunuz belki? Kutsi. Ha, Yasemin Öz. Sen kaçırmazsın zaten. Kutsi popüler vardı. Diziyi kaçırmazsın. Doktor yani. Aslan vardı favorim. Avcı ben, ya. Ben yine bilmiyorum fazla diziyi. Uparalık yapmıyorum o yüzden. Doktor Aslan bence Türkiye'nin en büyük scout'u. Öyle mi? Peki. Şöyle bitiriyoruz, ben şey yapayım abi. Nasıl bitiriyoruz? Hediyeyle bitiriyoruz. Sor. Aslında bizim tabii yeni soruyu sorarken bunu yapmamız lazım ama Galatasaray forması kazanan arkadaşımız Tuğberk Burak Güder oldu. Nereden alacak? Tuğberk Burak'a tebrik edelim. Şeylere ulaşacak arkadaşlarımız. Berkay ulaşacak, size ulaşacak. Arkadaşlar. Tabii bu noktada ne yapmanız gerekiyor? Abone olmanız gerekiyor. Herhalde şu, evet, şu abone olunca daha çabuk ulaşacak. Abone olun. Böyle kampanyaları, böyle hediyeleri daha sık verelim sizlere. Teşekkür ederiz dinlediğiniz için. Yonca Evcimi'yi görünce okuyun. Aklıma Uğur Karakulukçu'nun gelmesi çok mantıksız değil, değil mi? Değil sence ya. Niye? Artık kaşar olduk ya YouTube'un. Abone olun. Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz diye öyle giriyorum. Niye YouTube'da öyle program yapan başka insanları böyle küçümser gibi yüz hareketlerimi yükle ediyorsun. Ne yapalım abi? Onu da mı şey yapalım? Onu da mı övelim?
Öv değil de yani abi, bırak tam, yapsın. Tam yaptı, ben de yapıyorum işte. Rapçilerin tartışmasına ne diyorsun? Norm Ender %100 haklı. Ezhel daha özel yani, üst düzey. Yani Sagopa ve Sagopa benim için birdir her zaman ama Fuat, Sagopa, Fuat. Sagopa Ceza bence ezer. Yani Fuat. Oraya yazılır. Fuat. Tam Fuat da seviyoruz. Sıkıntı. Sağ ol ya. Allah Allah. Ama Ezhel'in daha iyi rapçi olduğu da haklı olduğu anlamına gelmiyor. Norm Ender'in eleştirisi var. Net haklı. Zaten bu kadar net haklı olmasa bu kadar destek de göremezdi. Şanlışer röportajı mükemmel olmuş bu arada. Son... Şanlışer konuyla ilgili ne dedi? Ya Şanlışer'in çok bir dahili yok ya bu konuya. Çok aferin. Böyle şeyleri yok. Ben Kuşadası Festivali'nde izledim. Sahnede canlı, hı-hı, çok iyiydi gerçekten. Gidip sonra fotoğraf çektirdim falan, mutlu oldum ya. Beni de tanımadı, o kadar hoşuma gitti ki oh be dedim. Kendi fanboy gibi hissediyorum. Oh falan ya hakikaten şu an. Bir de şey dedi, abi eşiniz siz ne kadar uyumlu ikisi ya dedim, oh be ya. Nihayet bu transfer sormuyor ya adama. Dünyaca ünlü gitarcı Türkiye'ye geliyor. Herife şey, Türk yani. Gitarcı, hı-hı, da Türkiye'ye geliyor. Adama abi diyoruz işte, aha Ali'cim nasılsın falan. Adama iki dakika, o gitar pedalı nedir abi anlatsana diyoruz. 10 saniye anlatıyor, şuradan alabilir. Sonra diyor ki bizim Fener kimi alacak sayın? Falcao geliyor mu? Falcao geliyor mu değil mi? Tabii yani. Şey. Abi bu arada burada çok önemli, artık ciddileşelim. Sagopa Kral, bir şarkı yap, bir albüm yap. Kuruduk kaldık, gözünü seveyim ya. Yani son... 2003, Fuat, 2000, baba, Fuat. 2003 albümlerini dinlemekten ciğerimiz soldu. Fuatçım, yeter artık ya. Bir saniye işte. Fuatçım bir dön de bir albüm yap. Biz de ben dediğim ki gerçek kral döndü. Kral tahtında otururken dikkat edin, o tahta göz dikmeyin. Böyle bitirebiliriz.